Al kızım, bunları kapıya bırak. Al kızım. Ne dedin ana? Hiç ne diyecek? Keşke ben koysaydım. Yarasını dağlar gibi. İş o ayakkabıları kapıya bırakmakla değil ki kızım. Ne olacak? Ben de bırakırdım. Elime mi yapışır? İş umudunu o kapıya bırakmaktı. Dediğin gibi az kızarttım. Oğlum dur, yanacaksın. Hayırlı sabahlar. İyi sabahlar teyzemiz. Narin. Kuzum, bir lokma yeseydi. Yok abla. Ben kaçtım. Otur oğlum, lokman bitmedi. Ders başlayacak. Başlasın. Geç gitti, kaybın olmaz. Doydum zaten. Hadi Allah zihin açıklığı versin. İyi dersler. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Afiyet olsun. Sağ ol teyzemoğlu. Gel beraber olsun, buyur. Hiç iştah yok. Bak görüyor musun? Acısı taze tabii. Doydum dedi oğlan Narin. Ne acısı? Olmayan babanın yasını mı tutuyor sandın? Hayattayken seni sevmeyenin ardından üzülmek de neymiş? Baran'a da böyle mi diyorsun Kendal? Ne demek şimdi bu? Baran iyi değil. Onun yanında da böyle konuşuyorsun ki dert etmiş çocuk. Babam beni sevmedi deyip duruyor. Neyse onu diyeyim ben. Demek de hakkım. Babası her yüz çevirdiğinde ben tuttum elinden onun ben. Öldü diye çocuğu doldurup babasının yerine geçemezsin ki.
Baran'ı gerçekten düşünüyorsan böyle yapma kendin. Sağ ol bacım. Anlaştık değil mi Ömer abi? Sana bir çek yazacağım. Gidip tıkır tıkır bankadan paranı alacaksın. Yarın kamyonu göndereyim de yüklet fıstıkları ha? Az oldu ama Kendal. Urfa'da kilosunu 10 lira veriyorlar. Kalbimi kırıyorsun ama. Bugün alır yarın almaz. Biz hep buradayız. Ayrıca Fevziler de ona satmış. Sonra geldi 3 gün ağladı bana. Elek de çok fire vermiş. Al demişler fıstığını. Adamın bahçesinde bütün fıstıklarını boca etmişler ha. Bunu da düşün. Yani ben senin için diyeyim ha. Yoksa bana fıstık çok. Tamam Kendal. Yarın gönder kamyonu. Hay yaşa be. Yarın kamyonu da çeki de gönderirim ha. Haydi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Ya ağzın gözün bir tek dursun ya Bülent. Ayar ettin beni. Abi kredinin 3. taksidi gecikmiş. Banka fabrikaya el koyacağım diyor. Sen hala çek diyorsun. Öyle çaresizim ki. Aklıma siz geldiniz. Ben de gelip sizinle görüşmek istedim. Anlıyorum. Çok zor tabii ki. Murat Bey için de çok üzülmüştüm. Teşekkür ederim. Ebru Hanım, size yardımcı olmak isteriz. İnsan kaynaklarıyla bir görüşün. Bakalım size nasıl bir iş bulabilecekler. Çok teşekkür ederim. Gir. Pervin Hanım, Ebru Hanım çok yakın bir dostumuzdur. Telefonda söylediğim gibi. Nasıl kullanabiliriz? Bir bakın lütfen. Müsaadenizle toplantı var. Tabii. Ziya Bey ayaküstü biraz bahsetti ama benim size birkaç sorum olacak. Şirket içinde size uygun bir konum bulmak için vasıflarınızı bilmeye ihtiyacım var. Daha önce herhangi bir iş tecrübeniz? Yok. Eğitim durumunuz? Lisans, lisansüstü? Ben evlenirken fakülteyi bırakmak zorunda kaldım. Lise mezunusunuz yani. Şirketimizde temizlik ve hizmetli personeli hariç tüm çalışanlarımız lisans eğitimi almıştır. Tabii arada yardım ettiğimiz birkaç torpilli hariç. Ziya Bey çok hayırseverdir sağ olsun. Sizi kastetmiyorum tabii, üzerinize alınmayın lütfen. Evet, peki Ebru Hanım. Ziya Bey size yardım etmek istediğine göre bana ancak hangi birimde çalışmak istediğinizi sormak kalıyor. Buyurun. Konumunuzu siz seçin. Ebru Hanım. Hayır, arazi Ebru Hanım'ın üstüne. Ya kendi gelecek devretmek için ya da vekalet verecek. Başka türlü satamayız arazi. Hay Murat, elin kırılsaydı mi? Tuz sen gerdanlık takar gibi toprak ver. Mahmut yıllardır istiyor arazi. Kaç para istesek verecek. Oradan gelecek parayla kredinin en az 5 taksidini öderiz. 5 takside ben buranın belini doğrulturum. Peki ne yapacağız? Kadın da zor durumda. Batlılar neticede. Ya para isterse? Dereyi geçene kadar ağzına bir parça bal çalacağız. Alt tarafı yarım akıllı sosyetik şehir gülü.
Narin, bunu sen mi yıkadın? Ben yıkadım. Mis gibi kokuyor. Elimle çitiledim. Arasına da karanfil koydum. Tıpkı senin gibi kokuyor. Ada, niye buradasın? Gelsene içeri. Ya hiç fark etmedim. Üyeliğim bitmiş de şimdi yenilemekle uğraşamayacağım. Sonra hallederim. Seni görmeye geldim sadece. Sen özlemedin mi beni? Özledim de şimdi dersim var. Sonra konuşalım mı? Git diyorsun bana yani. Güzelim, dersim var. Gel, sana bir taksi çağıralım. Yok, gerek yok. Ben hallederim. Ben dersten sonra ararım seni. Göstersin. Müşteri güzelim. Ya bileğini burkmuş, ortalığı birbirine katmış. Ben de postaladım gitti. Umarım öyledir. Başka ne olabilir ki? Şu gözler senden başkasına görebilir. Vallahi anan da ağzına lokma koymadı. Arada süt içiyor o kadar. Ben sana diyeyim, yarın bir gün yığılır bir ele kalır. Hadriyan'a da öyle. Emine abla birkaç lokma verdi ama. Baran, sen de başlama. Ya de. Baran. Oğlum. Oğlum al şunları da çıkar odana. Bunlar ne? Bunlar babanındı. Bundan sonra sen giyersin. Ne oluyor Baran? Baran! Baran oğlum! Oğlum bırak, yapma! Bırak! Bırak! Bırak Baran, bırak! Bırak evlat! Oğlum ne yapıyorsun? Bırak! Ha? Bırak Baran! Yapma Baran, bırak! Bırak! Yapma! Baran! Baran ne yapıyorsun oğlum? Yapma, bırak! Anne bırak, istemiyorum! Anne bırak! Bırak, yakacağım bunların hepsini, bırak! Bırak! İstemiyorum! Oğlum yapma Baran, bırak ne olur! Bırak! Oğlum bırak! İki vereyim size. Ne olur beni yanlış anlamayın ama benim bildiğim bu yüzük çok kıymetli. Eşim bunu yurt dışından almıştı. Hanımefendi, bu pırlantalar alırken el yakar da satarken beş para etmez. Ama yok, ben daha fazla vereni bulurum diyorsanız siz bilirsiniz. Kaç gündür gözyaşı döküyorsun? Hem de değmeyen bir adama. O seni sevdi mi? Senin için ne yaptı? Hiç. Bizi bırakıp gitti. Kendi canına kıydı. Seni biraz sevse nikahını almaz mıydı? Beni oğlu yapmaz mıydı? Oğlum o senin baban. O benim babam değil. Hiç de olmadı. O kadının kocası öldü. Onun çocuklarının babası öldü. Benim değil. Thank you.
Tabii ki yine bütün gözümüz kulağımız burada olacak. Ama fiilen aramaları bitiriyoruz. Siz elinizden geleni yaptınız Oğuz komutan. Daha ne yapacaksınız? Sağ ol Oğuz kardeşim. Eyvallah. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ ol. Baran. Babanı bulamadık oğlum. Bağrımıza taş basacağız. Benim babam sensin. Hep de öyleydin. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Aslanım benim. Haydi oğlum fabrikaya gidelim. Yavaş yavaş işin ucundan tutmaya başla. Benim neyim varsa senin olacak bileyim değil mi? Ben eve gideyim amca. Yarın sınav var, hazırlanmam lazım. Ne sınavı ne de diplomayı hiç düşünme. Müdürle konuşuruz, hallederiz icabında. Ben yine de gideyim amca. Akşam görüşürüz. Peki oğlum. Dikkat et haydi. Aslanım benim be, koçum. Doğru yapmıyorsun teyzem oğlum. Çocuğu okulundan bırakma. Fabrika kaçmıyor ya. Kendi kulaklarınla duydun. Baran beni yüreğinde baba olarak biçmiş. Baba oğul arasına girme Fırat kardeş. Sen bence kızını özledin. Onu görmenin yollarını ara. Oğlumun da aklını bulandırma. Haydi. Tarlasıyla ilgili görüşmeye geliyor. Ne yapacağız şimdi? Daha Ebru Hanım'dan vekaleti almadan söyledik adama. Hele bir Mahmut'la el sıkışalım. Gerisini ben hallederim. Sosyete gülü Ebru Hanım beş parasız kaldı. Hemen oltaya gelir. Merak etme sen. Mekanı cennet olsun. Ne diyeyim Ebru? Hepimiz şok olduk. Keşke elimden bir şey gelseydi. İnan bana ben de bazı şeyleri yeni öğreniyorum. Elimizden geleni yaptık ama olmadı. Abisi para verir sanıyordum aslında. Hala bütün bunları bizden neden sakladı anlamıyorum. Ne bileyim bir çözüm bulurum sandı herhalde. Neyse. Sen ne yapacaksın şimdi? Çocuklar nasıl? Hiç bilmiyorum. Hiç bu kadar çaresiz olmamıştım. Ben de senden akıl almak için geldim. Ben de akıl kaldığımı bilmiyorum ama bir düşünelim, konuşalım bakalım. Güzel. O zaman diyoruz ki senin tarlaya karşılık borcunun yarısını ben ödüyorum. Geri kalanı da sen temizlersin herhalde. Eyvallah. Uzat bakalım şu elini. Haydi hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin. Yarın kaçta tapudayız? Ya Mahmutcuğum şimdi bizim İstanbul'dan gelecek birkaç evrak var. Onlar gelsin. Akşamına basarız imzayı. İyi. O zaman bana eyvallah. Görüşürüz. Hayır. Başımla beraber. Güle güle gel. Oldu bu iş. Borç harç hepsinden kurtulacağız. Şimdi şu Ebru karısını bir arayalım bakalım. Dinle bak. Olta nasıl atılır, balık nasıl yakalanır öğren. Hayatım boyunca hiç çalışmadım. İşte anlattım sana, kadın beni yerin dibine soktu. En yakın arkadaşım dediğim, bırak borç vermeyi bana kefil bile olmadı. Rezil oldum. Anlıyorum, dur bakalım. Rüzgar'ı doktora götürmek istiyorum, cebimde beş kuruş para yok. Alo Kendal Bey. Ne olur iyi haber verin.
Aramalara son verildi bacım. Fırat aldığını geri vermeyik. Nasıl yani? Benim kocamın bir cenazesi, mezarı olmayacak mı şimdi? Biz usulen bir dua okutacağız. Ama sen şimdi oradan boşuna kalkıp gelme. Çoluğunun çocuğunun yanında ol, he? Çocuklar zaten çok kötü durumda. Hepimiz perişan olduk. Ha işte ben de onun için aradım. Ateş düştüğü yeri yakayım. Giden senin kocansa benim de kardeşim. Ama olanla ölene çare yokmuş bacım. Evet, öyle oluyormuş. Ben senin derdinin çaresini buldum bacım. Neymiş o? Şimdi burada bir tarla vardı. Senin üzerine yapmış galiba. Doğru değil mi? Doğru, ben onu tamamen unutmuştum. Doğrudur. Şimdi elin köyündeki darla neyine gerekti senin? Neyse, sen şimdi bana vekalet yolla. Ben o tarlayı satıp sana parasını yollayayım. Fazla etmez ama belini doğrultursun. Siz ciddi misiniz Kendal Bey? Hemen satabilir miyiz? Satarız, satarız. Niye satmayalım? Çoluğunu çocuğunu aç mı bırakacağız? Sen vekaleti gönder, gerisini hiç düşünme. Tamam, siz hiç merak etmeyin. Ben bütün işlemleri halledeceğim. En geç yarın sabah sizin evinizde olur. Eyvallah bacım, sağ olasın. Haydi, haydi. Oldu bu iş. Bülent, bana şöyle bol telveli bir kahve söyle, haydi. Tamam abi. Oh be. Bu işler böyle olmuyor Ebru. Sen gördün mü bu tarlayı? Valla ben tamamen unutmuştum. Ederi neymiş peki, söyledi mi? Valla inan hiç umurumda değil. Benim paraya ihtiyacım var Ali. Tamam da Ebru, görmeden mal mı satılır? Madem senin, al tapunu, git gör. O herif de sana yardımcı olsun satışta. Niye öyle diyorsun şimdi? O adam benim kocamın abisi. Hemen çocuklarımı bırakıp hiçbir yere gidemem. Murat da senin kocan da Ebru. Bak ne çok şey saklamış hepimize. Büyüksün Kendal ağam, helal sana. Ah, yakaladık Bülent. Büyük balığı yakaladık. Hem de 150 kiloluk şabut balığı, şabut. Maşallah, maşallah. Ya ağam, bu eksik edek sonradan duruma uyanıp bizden çok para istemesin. Ya o sosyete gölünde o akıl ne arar ha? Daha kaç para eder benim arsam diye sormadı bile. Bülent! Oh! At bakalım şuna 1 lira. Sonra da gel tapudan randevu al bize, haydi. Tamam abi. Oh! Vay 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 vay. 150 kiloluk şabut balı, şabut. Durumu daha da zorlaştırıyoruz. Ben mi zorlaştırıyorum? Bir dakika daha kalamam artık bu evde. Yetti artık ya. Ada. Ne oluyor? Ne olmuyor ki? Şimdi de elektrikle doğalgazımızı kesmişler. Nasıl yani? Ödenmemiş. 2 aydır onlar bile ödenmemiş. Her şeyi çok güzel hallettin anne. Bravo. Nereye gidiyorsun? Arkadaşımda kalacağım. Daha fazla kalamam artık bu tımarhanede. Hayır, hiçbir yere gidemezsin. Bırak beni. Gideceğim diyorum. Gidemezsin. Ben senin annenim. Babam olmadan sen bir hiçsin. Senden nefret ediyorum. Yaptım bilmiyorum. Belki de çok daha önce yapmalıydınız. Başın sağ olsun.
aslan parçası. Gel, gel. Ders çalışacağım diye fabrikadan kaytardım ama bir şeyler mi yapsak? Belli etmemeye çalışıyorsun ama için acıyor değil mi? Ne acıyacak? Babalık mı yaptı sanki bana? O şımarık ***'lerin yansın hiç. Adam! Adam aç şu kapıyı! Adam aç yoksa kıracağım! Anne! Ebru Hanım, aşağı gelebilir misiniz biraz? Ada! Ada! Aç kapıyı! Beyefendiler icra dairesinden gelmişler. Buyurun da eğer haciz için geldiyseniz zaten her şeyi aldılar. Tahliye için geldik. Tahliye mi? Ne tahliyesi? Evinizin satışı kesinleşti. Siz ne diyorsunuz? Ne satışı? Eviniz ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla satıldı. Alıcı tahliyesini talep etti. Evi boş olarak teslim almamız lazım. Ben nasıl çıkayım şimdi? Yani çocuklar var. Dilerseniz biz halledelim. Siz daha sonra eşyalarınızı yediği minikten alırsınız. Ya aslanım ben hangisiyim burada şimdi? Ha gördüm gördüm. Dur dur. Yakala abi onu. Yettim Baran'ım. Ha Bülent ne diyorsun? İnternet kafedeyim ya ne oldu? Merhaba. Boş yer var mı? Bir dakika. 44 numara. Teşekkürler. Merhaba. Şey biz tanışmıştık hatırladın mı? Öyle mi? Burada çarpışmıştık. Neyse ben çok üzücü bir şey duydum da başın sağ olsun diyecektim. Sağ ol. Ya kusura bakma. Derslerden geri kaldım biraz. Ona da canım sıkkın. Sende ödevler varsa atabilir misin bana? Ne oldu? Aynı sınıfta olduğumuzu hatırladın mı yoksa? Neyse. Sen mailini ver ben atayım sana. Ya maili boş ver. Face'ten arkadaş olalım. Oradan atarsın. Sen beni hatırlamadın bile. Tanışmıyoruz da zaten. Niye arkadaş olacakmışım ki ben seninle? Ya tamam, tanışalım o zaman. Gerçekten arkadaş olalım. Yedin bitirdin kendini Narin abla. Canına yazık. Bak Baran'a düşün. Çocuk seni böyle gördükçe kahroluyor. Bunları yanmaktan kurtardın da ne oldu sanki? Baran görse yine kıyametleri koparır. Bak ne diyeceğim. Fırat, abiye versen bunları. Hem yabana gitmemiş olur hem de hatırası yaşar ha?
Ya nereye gidiyoruz? Kimse bir şey söylemeyecek mi? Ada lütfen yeter artık. Hadi yürü. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Annem yeterince üzgün ya. Biraz insan gibi davran. Sen anca yalakalık yap zaten. Bana bak. Kızlar yeter artık. Bir otele falan gidelim o zaman. Ada 5 kuruş paramız yok. Keşke Sevim teyzenin teklifini kabul etseydik. Sevim teyzenin evinde ne işimiz var? Hadi yürüyün. Anne sen bir çözüm bul o zaman. Oğlumla sırt sırta verdik mi? Halfeti ne ki? Her bir yerin kralı oluruz, her bir yerin. Şu Ebru karısı da vekaleti gönderdi mi? Arsayı satıp fabrikanın da borçlarını kapattık mı? Altına bir araba çekerim sen. Hiç kimse laf edemez sana, hiç kimse. Ha! Of. Al bakalım koçum. Al, 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 al. Haydi bakalım. Abi. Ne yapıyorsun? Sen karışma teyzem kızım. Oğlumla karşılıklı kadet tokuşturacağız. Haydi. Evladım. Öyle bizim ciğerimiz yanarken sen... Yahu ne yapalım ana? Hep beraber dövünelim mi? Böyle yaptığımız zaman kardeşim geri mi gelecek? Acımızı içimize gömüp yolumuza devam edeceğiz. Hayat devam ediyor. Ya insanın ağzına dat bırakmıyorsunuz ha. Haydi koçum çıkalım biz.